Yemyeşil bir ortam, yemyeşil bir tabiat, yemyeşil bir çevre, herkesin bir beklentisi. Ama Kayseri gibi kırsal bir alanda doğasıyla, tabii şartlarıyla, iklim şartlarıyla yeşillendirmenin hakikaten emek istediği bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu noktada geçmişten günümüze kadar şehrimizin güzelleşmesinde, yeşilin dokunun artmasında emeği geçen bütün büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Hepsinin ellerine, emeklerine sağlık. Şimdi şu yanı başımızdaki küçücük duran fidanlar işte birkaç sene öncesinde gene sizinki gibi genç kardeşlerimizle birlikte dikmiş olduğumuz fidanlardı. Bunları fidanlıktan buraya getirdiğimizde 3-4 yaşlarındaydı. Şimdi böyle ufacık ufacık duran ağaçların da 5 yıllık, 6 yıllık geçmişi var. Yani bu kadar hale gelmesi için bile 5-6 yıl emek verilmesi gerekiyor. Arkasından serpilmesi, büyümesi, daha gelişmiş hale gelmesi de onlarca yıl emek isteyen, onlarca yıl bakım gerektiren işler. Bunlar da sevgiye ihtiyacı var. Bunların da bakıma ihtiyacı var. Hele hele sevgiyi ve bakımı tıp camiasına, doktorlara anlatmamamız lazım. Hocamın da dediği gibi sizler neyin ne olduğunu, insanın, doğanın, tabiatın ne olduğunu en iyi bilen kişilersiniz. Ve bu noktada inşallah sizin bugün burada dikeceğiniz ağaçlarınız, fidanlarınız boy verecek, yeşerecek, büyüyecek. Onlarca yıl bizden sonrasında gençlere, bizden sonraki nesillere burada hatıra olarak kalacak ama en kıymetlisi de tabiata verilmiş olan güzel bir emanet olarak burada kalmış olacaklar. Bundan dolayı da sizlerin de şimdi bizlerle birlikte bu emeğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Kocan Sinan Belediye'mizin ev sahipliğinde Sayın Tıp Fakültesi Dekanımız Alper Hocamızın da katkılarıyla böyle bir programın düzenlenmiş olmasından dolayı çok, çok mutlu oldum. Biz gerçekten vatanımızı seviyorsak toprağımızı da seviyoruz demektir. Dolayısıyla toprağımıza yeşillendirmek, bakmak, onu korumak birçok alanda erozyondan tutun ormana kadar yeşil alanlar oluşturmak da bence çok önemli bir görevdir. Hatta önemli bir ibadettir diye düşünüyorum. Onun için bu yapılan faaliyetler çok kıymetlidir. Sayın Koca Sinan Belediye Başkanımız böyle bir imkanı sağlamışlar. Gerçekten çok keyif aldık. İklim olarak hafif soğuk olsa da bu güzel programlar içimizi ısıtıyor. Biz öyle düşünüyoruz. Sayın Başkanım da konuşmasından anladığım kadarıyla bize buraya tahsis olarak aktarılmış durumda. Biz burada gerçekten geniş bir alanda yeşillendirme anlamında güzel programlar yapmak isteriz. Üniversite öğrencilerinin bu tip programlara bir farkındalık oluşturulması da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Güzel programdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Katkısı olan herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılar sunuyorum tekrardan. Sağ olun. Yaklaşık bir hafta önceydi Sayın Başkanımla görüştüğümüzde bir küçük ricada bulunmuştum. Öğrencilerimizin bir dikili fidan olabilir mi demiştim. Sağ olsun kendisi bizi kırmadı. Bugün bu güzel organizasyonu yaptı ve bizi davet etti. Biz istiyoruz ki mezun olduğunuzda bu diktiğiniz fidanların yanına bir kez daha gelin. Fotoğraflarını çekin. Ve o fidanlara da bir selam vermiş olun. Bu bağlamda bu organizasyonu yapan, düzenleyen sevgili başkanıma, buraya gelen tüm öğrencilerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.